asosör konuşması. Hatta bunu ben üst zamanda Özyeğin Üniversitesi'nde jürisinde çalışıyordum. Yani şudur asosör konuşması. Asosöre çıkıyorsunuz. Hayatta diyelim yanınıza Koç geldi. Rami Koç geldi. Veya hayatta böyle mahsatacağınız çok üst bir CEO geldi. Ne konuşursunuz? O kişiyle 30 saniye içinde yaptığınız işle yine konuşursunuz. İşte çoğu insan bu fırsatı kaçırıyor. Ve çoğu insan yaptığı işi 3-4 kelimeyle anlatabiliyor. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani herhangi bir şey yapıyorsanız sadece 3-4 kelimeyle yaptığın işi anlatabilirsiniz. Çoğu insan bunun ne olduğunu bilmiyor. Ben birkaç örnek vereceğim size. Örnek şu mesela. Diyor ki mesela benim şirketim diyor büyük şirketlere ürün ve hizmetleri satmakta zorlanan KOBİ için çalışıyor. Nedir burada önemli şey asosör konuşmasında? Kimin için ne yapıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Yani siz farklı kılan ne? Hedef kitleniz kim? Tamam, bunu anlatıyorsunuz yani. Sizin şirketiniz ne satıyor? Ne için satıyor? Neden satıyor? Ve kime satıyor? Tamam. Bütün o şey bu. Yani o yüzden de burada hedef kitle çok önemli bir şey ve sattığınız ürünün ne fayda sağladığı, yarattığı değer önemli bir şey. Biz mevcut müşteri bilgilerini etkili kullanmak suretiyle tekrar satışlarını arttırmak isteyen teknoloji şirketleriyle çalışıyoruz. Bakın adam yaptığı şey ürününü anlatmıyor burada. Yaptığı şeyin değerini, faydasını anlatıyor ve kimin için yaptığını yazıyor. Biz nakit akışı veya düzenli gelir problemi yaşayan küçük ve orta ölçekli üretim şirketlerine yardımcı oluyoruz. Çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz. O yüzden yani hizmet ediyoruz gibi. Şimdi bu konuşmaları hazırlamanızdan çünkü kimin özel hayatınızda ne zaman kimin hayatına gireceğinizi bilemezsiniz. O yüzden de bu tip konuşmaları sürekli pratik etmek suretiyle nasıl daha iyi kendinizi anlatabilirsiniz? Nasıl karşınızdaki insana ilgi çekersiniz? Yani burada zaten asosör konuşmasının ana amacı karşımızdaki insanda merak uyandırmak, ilgi uyandırmak ve size randevu vermesini sağlamak. Yani bir sonraki görüşmeye için bir fırsat yaratmak. O yüzden karşıyı merak edilmeniz lazım. Ne yapıyorsunuz? Hangi sorunu çözüyorsunuz? Kimlere yardımcı oluyorsunuz? Farkınız ne? Değeriniz ne? Evet, gelelim sorulara. Dedim ya, sorular çok önemli bir şey. Bugün siz soru olmadan diyalog kuramazsınız. İnsanları düşündüremezsiniz. İnsanlara bir şey satamazsınız. O yüzden dünyaya sorulara baktığımız zaman, sorular ne işe yarar dediğimiz zaman soru bir kere sohbet başlatır. Bir. İkincisi, karşımızdaki insanın ne düşündüğünü, neye ihtiyacı olduğunu, kaygılarını, itirazlarını, sorunlarını ortaya çıkarır. Diğer konu ise aslında karşımızdaki insanın bir şekilde sizin ürününüze karşı ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlarsınız. Karşıdaki insanın inançlarını anlarsınız. İnanç ve değerlerini anlarsınız. Onun dışında soru sormak her zaman iyidir. Çünkü karşıdaki insan kendini değerli bulur. Soru sorduğu zaman kendini mutlu hisseder ve cevap verme ihtiyacı duyar. Karşısı kendisini önemli hisseder, takdir edilmiş hisseder. Bu da önemli bir ikna aracıdır. Artık karşıdaki insanın ne düşündüğünü bakış açısından anlarsın o konuda. O yüzden sorular birçok kapıyı açıyor ve sorusuz da yani gidip daha soru sormadan direkt müşteriye yani sunum yapan satıcılar çok başarısız oluyorlar. Yani onlara ben satıcı bile demiyorum. İki tür satıcı var. Açık sorular, kapalı sorular. Açık sorunun amacı karşıdan bilgi toplamak, ne düşündüğünü bakış açısından. Bunların cevabı evet, hayır, evet veya hayır olmayan sorulardır. Bunların başında çok basit 4 tane ne, bir tane K. Ne, neden, kim, nerede ve nasıl? Başına bunu koy. Ne öğrendin? Bunu neden yapıyorsun? Ne zaman yapacaksın? Nasıl başladın? Gibi sorular yaptığımız zaman karşıdaki insan mecburen bilgi vermek zorunda kalıyor. Evet ve hayır'a geçiştiremiyor ve sohbete dönüşüyor. Kapalı sorular ise karşımızdaki insanın yönlendiren, sonuçlandıran veya işi kapatılması yönünde sorulardır. Bunların da cevabı evet veya hayırdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Salı günü 10'da gelebilir miyim? Veya siz karar verici misiniz? Kararı siz mi veriyorsunuz? Bütçeniz var mı? Gibi sorduğunuz zaman da karşıdaki insan evet hayır. Tabii bu size zaman kazandırır. Ama bunun genelde açık sorularla giriyoruz. Kapalı sorularla ilerliyoruz. Bununla ilgili birçok kitap var. Şimdi gelelim sözcüklere. Şimdi her bir sözcük hipnoz etkisi vardır. Hipnotik evler. Hipnotik değerler bizim direkt olaraktan bilincimizi aşaraktan bilinçaltı üzerinden karşındaki insanı hisleri ve duyguları üzerinde etki yapar. Çok güçlüdür mesela. güçlü bakmak çok güçlü. Tabii bunu söylerken de bu sihirli kelimeleri ses tonunuzda desteklemeniz gerekiyor. Yani ses tonunuzda oynamadan bu kelimeleri bir şey olmaz. Bastıra bastıra. Vurgu, sessizlik, sesin yükselmesi, sesin alçılması, elinizle bunun desteklenmesi. O yüzden bu kelimeler çok güçlüdür. Ama bunu yaparken de muhakkak ses tonunuzda ve bedeninizde şey yapmanız gerekiyor. Bu gibi birçok kelime, bunun gibi birçok var. İnternette de bakabilirsiniz. Ama bunlar, bu sözcükleri kullanmak için mucize, doğal, derhal, dürüst, şaşırtıcı. Tabii karşıdaki üstün. Ürünlerinizi bunlarla eşleştirdiğiniz zaman karşıdaki insan doğal olaraktan etkileniyor. O yüzden bu sözcükleri serpiştirmemiz gerekiyor konuşurken. Diğer bir konu iletişim. Şimdi iletişimle yapacağım. Sonra biteceğim. İletişim şu demektir. İletişim çok derin bir konu. Satış iletişimdir. Siz eğer iyi iletişim kurmasını beceremiyorsanız ve iletişimin temellerini bilmiyorsanız insanları ikna edemezsiniz. O yüzden dünyada belli bilimsel şeyler var. Mesela bir, insanlar sevdikleri kişilerden kolaylıkla etkilenirler. Tamam, sevdikleri kişiler. Bu ne demektir? Demek ki ben bir insana bir şey satacaksam önce kendimi sevdirmem gerekiyor. Kendimi sevdirmez isem karşı insan benimle iş yapmaz veya beni tercih etmez. İkinci konu, insanlar ilk izlenimde siz nasıl algılıyorsa ondan sonra da öyle algılar. Yani insanın siz algısını ilk izlenim değiştiremezsiniz. Başında ne yaratıyorsanız o kişide, kişi dinlerken sizi o şekilde dinleyecek. Diğer bir konu, insanlar kendilerine benzeyen insanlardan daha çok etkilenirler. Yani kendisi gibi giyinen, kendisi gibi yaşayan, kendisi gibi değerlere sahip olan, kendisi gibi aynı bakışa sahip insanlar ve aynı yerde yaşamış, aynı okullara gitmiş insan, aynı yerlerde yaşamını sürdüğü insanlar birbirinden doğal olarak da etkileniyorlar. Diğer konu tutarlılık. Bu çok önemli prensiptir. Tutarlılık şu demektir aslında. Karşı insandan en başta belli konularda taahhüt alırsanız, yani şunu desem, ben desem ki sizin için çocuğunuz önemli. Mesela diyelim ben hayat sigortası satıyorum. Dedim ki Ayşe Hanım, sizin için çocuğunuz ne kadar değerli? Dedi ki çok değerli. Tamam, bitti. Ne dedi burada? Çocuğum çok değerli. Şimdi çocuk çok değerli dedikten sonra siz eğer bir yaşam sigortası satıyorsanız, yaşam sigortası tamamen çocuk üzerinde, çocuğunuza değer veriyorsanız, çünkü yaşam sigortasının, hayat sigortasının size faydası yok. Siz öldükten sonra evreye gidiyor. Çocuğunuzu koruyor. Çocuğunuzun yaşam standartına düşmeden yaşam. Ama size hiç faydası yok. Ve bir taraftan da ölmeniz gerekiyor. Yani o yüzden zaten yaşam sigortası satmak zordur. Sizin ölmeniz gerekiyor. Öldükten sonra o yüzden de insanın esasında çok farklı bir şeyi var, bakış açısı var. Aynı şekilde yani insanın bir şeye değer vermesi lazım. O değer verişi onu söyletmeniz gerekiyor. Veya bir konuda ufak bir söz almanız gerekiyor. O yüzden kişi tutarlı olmak ister çünkü hiçbir insan tutarlı olmak istemez. En sonunda bir insana bir iyilik yaparsanız karşılıksız o insan size iyilik yapmak zorunda. Bu çok güçlü bir şeydir. Yani siz bir insana önceden yardım ederseniz, bir sorunu çözerseniz, bir arkadaşınızı evinize çağırırsanız, bir arkadaşın doğum günü kutlarsınız, bir arkadaşın sosyal medyadaki şeyi like ederseniz, bir arkadaşınıza karşılıksız bir şey yaparsanız, iş bulmasına yardımcı olursanız, referans olursanız, bunlar müthiş şey. Benim en önemli tekniğim bu. Ben insanları kendime borçlu bırakarak satarım. Size o kadar büyük iyilik yaparım ki siz bana iyilik yapmak zorunda hissedersiniz. Çünkü siz normal insan değerli olduğu için. O yüzden de insanları kendinize hep yazıyorum. Borçlu bırakın. İnsanlara önce verin, sonra alın. Ama verirken almayı düşünmeden verin. Verirken eğer plan yapıyorsanız o vermek değil. Verirken gerçekten vermek için vereceksiniz. Dünya, bu evren, bolluk teorisi. Eğer evrene güveniyorsanız, Tanrı'ya inanıyorsanız, dünyaya inanıyorsanız verdiğiniz zaman bunu size döneceğine inanmanız lazım. Ama inanmıyorsanız o zaman yapamazsınız. Diğer bir konu ilgili. Güvenilik çok önemli bir şey. Güvenlik algılaması, yetki algılaması artar. Yani siz ne kadar yetkiliyseniz, yüksek konumluysanız o kadar daha insanlar size güvenir. Veya iş deneyiminiz, akademik kariyeriniz, yapmış olduğunuz başarılar gibi. Diğer bir konu, insan kaynağının ender veya değerli olduğuna inandıkları şey kolaylıkla etkiler. Tamam, o zaman bir şeyi satarken bunu çok iyi pozisyonlamamız lazım. ve insanlar bunu gerçekten çok değerli olduğunu hissettirmesi lazım. Diğer bir konu, insanlar bir mesajın nasılı, neden daha önemli, mesajın ne olduğundan çok o nasıl aktarılıyor. Yani mesajın aktarılma biçimi mesajın kendisinden daha değerli. Diğer bir konu, insanların güvenirliği 3 şekilde ortaya çıkıyor. Ne kadar bu konuda bilgililer, ne kadar bu konuda deneyimler, ne kadar bu konuda inançlar. Tamam. Bu 3 şey insanı güvenir kılıyor. Son olaraktan da insanlar güvenir buldukları kişilerden kolaylıkla. Demek ki ne dedik esas bir önceki slaytta? İnsanlar, sevdikleri insanlar, kendisine benzeyen, kendisine iyilik yapan, kendisini hoşlandığımız insanlar iş yapıyoruz. Daha sonra bu yeterli olmuyor. Daha sonra neye bakıyoruz? Biz güvendiğimiz insanlarla iş yapıyoruz. Ve bu güvenin arkasında da kişinin iş deneyimi, uzmanlığı, statüsü ve ne kadar inandığı işi yaptığıyla alakalı. Tamam, buna hepsi bir yere gelmesi lazım ki karşımdaki insan bizle iş yapsın. Evet, bir de sohbet etmek bütün konu. Sohbet etmek yeterek. Tabii şu anda dünyada bu pandemiden sonra tabii ki insanların bir araya gelmesi çok şey yaptı. Özellikle bu 2000 jenerasyon dediğimiz jenerasyon bizim jenerasyon gibi değil. Daha az insanlar bir araya geliyor. Ama bunun bir şeyi var. Yani sohbetin çok iyi bir şey. Sohbet bir kere tamamen şeyle alakalı. Sohbet karşındaki insanı konuşturmakla alakalı. Yani çoğu insan bunu yanlış anlar. Sohbet, bakın satış da sohbet de tamamen sizin karşıdaki insanı dinleyerekten yani onun konuşmasıyla başarılı olan bir şey. O yüzden insan ilk yapmamız gereken şey tamamen dikkatimizi karşıya veriyoruz. Bunu yaparken tebessüm yapıp gerçekten onun yanında kendimizi iyi hissettiğimizi, mutlu olduğumuzu hissettiriyoruz. Daha sonra ise yaptığımız şey işin ismini sürekli söylüyoruz. Burada mesela Türkiye'de abim, hocam gibi şeyler başladı Türkiye'de maalesef. Bunun birçok sebebi olabilir ama benim gördüğüm şey yani insanın ismine hitap etmek ve bunu 3-4 kere konuşma esnasında tekrarlamanın müthiş etkisi var. Aktif dinlememiz gerekiyor. Daha sonra konuşurken ve dinlerken de minimum %50 dinlememiz gerekiyor. Ve diğer kalan kısmında yani bizim konuştuğumuz kısımda ise tamamen karşının ilgisini çeken konu hakkında olması gerekiyor. Bir gün bir çok önemli müşteriyle bir yemeğe davet edildim. Satış elemanı sordum. Yani bana bu adam hakkında bilgi verin ki yemekte sıkılmayayım yani. Ne konuşayım bu adamla? Motosiklet dediler. Adamın en büyük hobisi bu. Adam motosiklet yatıyor, motosikletle kalkıyor. 1 saat motosiklet konuştum. Ve adamla müthiş dost oldum. Bundan bir ay önce bir bayime gittim. Yine bir üst kademede firmanın sahibi. Ne konuştuk? Arı konuştuk. Arı çiftliği kurmuş kendisi. Hiç anlamam. 1 saat arı konuştuk. Olay budur işte. Karşı insan o anda neye odaklanmışsa, neyle ilgileniyorsa hem öğrenin, hem merak edin, hem dinleyin. Bu kadar basit bir şey yani. Evet, samimiyet seviyeleri, samimiyet var bir de en son tabii ki. Samimiyet risk içerir. Şöyle başlayalım. Ne haber? Nasıl gidiyorsun? Türkiye'de olan şey. Hadi görüşelim. Bu samimiyetteki en alt seviye. Laf ola harman ola. Hiçbir şey olmaz. 2. seviye nedir? Tamam. Burada biraz daha bilgi veriyoruz. Diyoruz ki ya borsa çıkacak. Dolar artacak. Yani bak şu borsada şu kağıda gibi. Bu da esasında samimiyet seviyesi biraz daha artıyor çünkü kendi sahip olduğumuz değerli bilgiyi karşıyla paylaşıyoruz. Diğer bir konu daha sonra seviye artıyor tabii. Ne oluyor mesela? Direkt olaraktan tavsiyede bulunuyoruz. Burada yani artık fikirden direkt olaraktan artık neredeyse yani şunu yap onu yap gibi yapıyoruz. Daha sonra kişinin belli ihtiyaçları üzerine konuşuyoruz karşılıklı. Yani biraz daha samimiyet seviyemiz artıyor. Esas nerede samimiyet oluyor aslında? Samimiyet esasında en çok duygularımız oluyor. Nerede bizim kendi duygularımızla ilgili açtığımız zaman yani o andaki sorunlarımız, o andaki başarı, yani kendimizle ilgili özel gördüğümüz konuları karşıya paylaştığımız zaman o zaman işte samimiyetteki en üst seviyeye geliyoruz. O yüzden de samimiyetin değişik seviyeleri vardır. Ama şunu söyleyeyim, bir insanla samimi olmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Özelinizi açmak. Karşı tarafa özelinizi açmadan hiçbir insana samimi olamazsınız. Tamam. Samimi olmak risk taşır ama çok işe yarar. Eğer bu işi doğru yaparsanız karşı insanları mıknatıs gibi çekersiniz. Evet, bu da sohbetle ilgili çok sevdiğim bir slide. Buna bitireyim. Ne diyor bu? Tabii erkekler bakmasın bacağı ayıptır ama. Şimdi iyi bir sohbet mini eteğe benzer. İlgi çekecek kadar kısa, konuyu kapacak kadar uzun olmalı. Tamam, aynı sohbet öyle bir şey yani. Yani ne uzun ne kısa olacak. Evet, benim sunumum bu kadar. Beni takip etmek istiyorsanız birçok kanal var. YouTube kanalım var, tavsiye ederim. Taner Özdeş Akademi. 500'e yakın video var. Her hafta canlı yayın yapıyorum. Onun dışında tüm kanallarda Taner Özdeş adı altında. Şimdi mesela bu akşam 9.30'da canlı yayınım olacak. Instagram'ı tavsiye ederim. Özellikle yaşam tarzımı görmek açısından birçok insanı orada ön plana çıkarıyorum. Twitter, LinkedIn, Facebook, her yerde Taner Özdeş adına beni takip edebilirsiniz. Evet, benim sunum bu kadar. Umarım keyifli olmuştur. Biliyorum Emine, ne düşünüyorsun? Taner, çok teşekkür. Yok, bana da çok, yani merakta takıldım ben. İşte merak etmek çok önemli. Yani merak etmekle başlıyor iş aslında. Evet. Hani tanıştığın insanı, karşındakini merak etmek, onunla ilgilenmek, o heyecanı hissetmekten geçiyor. İşte hani evet, sende daima zaten o heyecan hissediliyor yani. Onu, evet, yani insanlar birçok şey merak ediyor. Çünkü bazen esasında bu tabii insanlar, yani riskli bir şey. Yani bazen yanlış anlaşıldığınız zaman tepki çekebiliyorsun ama yani gerçekten samimi anlamda merak etmek birçok konuşmayı da çok zevkli hale getiriyor. Bir de öğreniyorsun yani işin yanında en güzel şeyi. Öğrenme şansı oluyor ve derinleştiği için de karşı insan daha açık oluyor. Daha açık olduğu için birçok başkasıyla paylaşmadığı bilgiyi seninle paylaşıyor. İşte o almış olduğun ilave bilgiler de seni rekabette öne geçiyor. Çünkü ne kadar çok bilgiye sahip olursan o kadar doğru ve çözüm sunabilirsin, fayda sunabilirsin. İşte bunu yapmanın yolu müşteriden gerçekten daha çok bilgi alabilmek için müşterinin o güvenini, o samimiyetini kazanabilmek. Yani evet, insanı merkeze oturtmadan hiçbir şey olmuyor. Yani aynen öyle. Son 5 dakikamız. Soru varsa alayım. Merak ettiğiniz soru varsa sunumla ilgili. Çok güzel sorular geldi esnasında. Ama başka sormak isteyen var mı? 2 tane sorum var. Birincisi, aracılıkla ilgili konuşurken herhalde siz önden araştırıp gitmediniz. Daha çok soru sorarak herhalde karşı tarafımı, yani ilgisini, onun ilgi alanına ilgi duyacak şekilde bir ortam oluşturmaya çalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Böyle mi? Yani önden bir araştırma yaptınız mı? 2. sorum da şu hocam. Satışçıları aslında en çok zor durumda bırakan şey, hani evet, satış yapmak okey, aslında bir anlamda kolay da oluyor ama satış sonrasında işte firmanız sizi aldığı hizmetten müşteri memnun kalmadığı zaman, işte o bağlılığı yaratamadığımızda biraz biz arada kalıyoruz. Yani biz derken satışçılar arada kalıyor. Siz buraları nasıl yönetiyorsunuz? Mesela bir sıkıntı yaşandığında nasıl yönettiniz bugüne kadar? Ya da bu konuda en çok zorluk yaşadığım konu şuydu. Mesela iki arada bir derede kalıyorsunuz. Çünkü yani firma mı, müşteri mi? İşte müşteriye gittiğinizde özür dilemeniz gerekiyor. Bir taraftan da kabul etmek de gerekiyor bazen hataları. Buradaki dengeyi nasıl koruyacağız? Çok güzel 2 soru bence. Birinci söyleyeyim, bir müşteriye giderken ben 3-4 şey yapıyorum bir kere. Bir, şirket içinden istihbarat alıyorum. Yani daha önce o müşteriyle ilgili bilgi soran kişilerden bilgi alıyorum. 2, LinkedIn'e muhakkak giriyorum. O kişiyi inceliyorum. LinkedIn'e bayağı bir zaman geçiriyorum o kişinin CV'si üzerinde. 3, Instagram'a gidip yaşam tarzını bulmaya çalışıyorum. 4, Ekşi Sözlük'e giriyorum. Eğer çok popüler bir siyasi hakkında olumlu olumsuz şeyleri takip ediyorum Ekşi Sözlük'ten. Sonra Facebook'a giriyorum. Sonra Twitter'a giriyorum. Yani A'dan Z'ye yapıyorum. En sonunda Google'a girip... İyi ki Google'da sosyal medya var hocam o zaman. Efendim? İyi ki sosyal medya var diyorum. Tabii. Yani bu 6 ile girmeden kimseye görüşmeye gitmem ben yani. Ama dedim yani yani referanslar da oluyor. Yani çok bilgi toplamak önemli bir şey. Artı tabii firmanın işini iyi anlamanız lazım. Gittiğiniz sektöre bakıyorsunuz. Firmaya bakıyorsunuz. O firmanın şu an hangi mesajları ilettiğine bakıyorsunuz. Yani ya hazırlık, yani %80 başarıda hazırlıktır yani satışta, yani %80'dir. Yani bunun içinde yani 15 dakikayla 1 saate kadar yani yaptığınız işle ilgili bir araştırma sizi çok ciddi bir şekilde avantaj sağlayacaktır. Diğer konu bugün de oldu. Sorumluluk alıyorum. Yani bir sorun varsa şirketle, yani ben sattığım müşteriyle şirket arasında bir şey varsa %100 direkt olarak sorumluluk alıp onun birebir sorumluluğunu üstleniyorum ve müşterinin yanında yer alıp ona çözüme gitmesi konusunda şirkette gereken baskıyı veya da işte nüfusumu kullanıyorum yani. O önemli bir şey. Yani müşteriyi yalnız bırakmanız lazım. Ama bunu yaparken de şirketinizde tabii ki korumanız lazım. Yani burada şirketi zarar görmeden sadece içeride kişiye çözüm bulma konusunda şirket kaynaklarını kullanıp veya bir yanlış anlaşılma varsa o yanlış anlaşmaları ortadan kaldırıp o orta nokta buluşması konusunda, yani hem bir taraftan müşterinin yanındasınız hem bir tarafta şirketin yanındasınız. Yani tam orta oluyorsun yani. Bir yerde müzakereci oluyorsun. Müzakereci mantığıyla bakıyorum biz aslında. Orada o taraf bu taraftan daha çok müzakereci şapkını takıp iki tarafı da orta nokta buluşturmak için bir çaba sarf ediyorum. Bunda sorun yaşamazsınız yani. Teşekkürler hocam. Bulacaksın yani. Yani burada bazen müşteriye yani anlatman gerekiyor. Bazen şirketi ikna etmen gerekiyor. Ama yani o sorumluluğu aldığında sorunu çözdüğü zaman da işte o zaman sadık bir müşteri, yani sadık müşteri nasıl yaratırsın? İşte müşterinin problemi çözersen. Yani olay o. Yani zor bir zamanda müşterinin sorunu çözdüğün zaman müşteri sana hayat boyu müşteri oluyor. Evet. Tamam mıyız? O zaman bir herkese teşekkür edeyim. Taner çok teşekkür. Sağ ol. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Çok güzel bir bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin canım. Evet. Çok mersi. Çok memnun oldum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı takip etmek için abone olmayı unutmayınız.